Arkadaşlar tekrar herkese merhaba. Bugün size pompalı tanıtacağım, pompalı tüfeklerden. Arkadaşlar sarsılmaz M204. Bakalım, kontrol edelim. Mekanizma boş. Arkadaşlar bu tüfeği ben niye aldım? Beni takip edenler bilir. Benim bir tane, ya birkaç tane var da. Benim bir tane Hudson Escort Magnum pompalı tüfeğim vardı. Bunu aldığımda ben pek araştırmadım ilk önce. Ve aldıktan sonra şunu fark ettim arkadaşlar. Mekanizma kapalı olmadan tetik düşüyor. Patlatsın patlatmasın arkadaşlar. O bir yana yani. Ama bakın sarsılmazdaki olaya bakın arkadaşlar. Bakın. Tetik düşmüyor. 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 Kapanmış neredeyse, halen tetik düşmüyor. Bakın oynamıyor bile tetik. Oynamaz tabii ki. Bir saniye pardon, hata bende. Açık değilmiş emniyeti. Ama bakın tetik düşmüyor. Tetik düşmüyor. Tetik halen düşmüyor. Halen düşmüyor. 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 Ve kapandı. Halen düşmüyor. Ne zaman düşüyor? Şimdi düşüyor. Yani bu tüfekte ekstradan bir emniyet var. Mekanizma kilitlemeden tetik düşmüyor arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Gene laf edenler olmasın. Ara çok öyle çıkanlar oluyor çünkü. İllaki bir şey buluyorlar. Tekrar göstereyim size. Bakın. Tetik düşmüyor. Tetik düşmüyor. Düşmüyor. Kapandı. Halen düşmüyor. Ne zaman düşüyor? Şimdi düşüyor. Mekanizma kilitlemeden tetik düşmüyor. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Hangisi daha güvenli? Sizce hangisi size daha... Patlatsın patlatmasın o bir yana yani. Hangisi size daha çok güven veriyor? Bakın arkadaşlar. Tetik düştü. Hangi size daha çok güven veriyor arkadaşlar? Ben size soruyorum yani. İkisi de eşdeğer. İkisi de aşağı yukarı aynı tüfekler. Çok birbirine çok yakın. İkisi de pizza kartonuyla geliyor. Hiçbir ekstra bir şey koymamışlar içine. Bu askı kayışı dahi. Ben başka tüfekten taktım. Bunu da saymayın yani. Bunlar zaten yok üzerinde. Bunlar benim kendim taktığım şeyler. İkisi de böyle geliyor arkadaşlar. Çok birbirine yakın tüfekler. Fakat sarsılmazın mekanizması kapanmadan tetik düşmüyor. Hudson'da ise buraya kadar gelince tetik düşüyor arkadaşlar. Artık size hangisi daha çok güven veriyor? Siz karar verin. Tercih sizindir. Ona bir şey demeyeceğim. Ben pek güvenli bulmadığım için sarsılmazı tercih ediyorum. Onu da videomda yayınlamıştım zaten. Bir sürü de laf eden olduğunun üzerine. Ama artık kararı siz verin. Hangisi tercih ediyorsanız onu alabilirsiniz. Pompalılardan bu kadar arkadaşlar. Bir de videoda bazen illaki tartışanlar oluyor arkadaşlar. Bildiğim şeyi
aksini iddia edenler oluyor. Onu da size o da bir arkadaş iddia ediyordu. Ben bu silahı yağlı bırakmıştım videomda tanıtırken. Ve o arkadaş illaki tartıştı benimle. İşte silaha zarar verir, plastiğine zarar verir, yağlı bırakmışsın, ondan sonra öyle yağlanmaz, böyle yağlanmaz. İşte bir sürü laf etmişti. Ona da silahı açıp göstereceğim şimdi. Hiçbir zarar dokunmamış. Bu tabanca 3-4 senedir deniz kenarında bir mekanda arkadaşlar. Sadece ev savunması için tek bir mermi atmadı. Ve ben silahı size açıp göstereceğim. Öyle yağlı bıraktım. Ama benim kullandığım yağlar kaliteli olduğu için polimerin olsun, başka bir yerin olsun hiçbir zarar vermiyor. O arkadaşı buradan selam olsun. Şimdi ben tabancayı açıp göstereyim kendisine. Belki o zaman bana inanır. Buyur arkadaşım, bak. Silahı tekrar temizledim. Yağlarını temizledim. Sana göstermek için. Hiçbir yerinde, hiçbir polimer yerinde hiçbir zarar vermedi. Kullandığım yağlar yağlı bırakmama rağmen içi de pas tutmadı. Deniz kenarında 3-4 senedir kullanılmadığı halde. Burasını da göstereyim. Arkadaşlar o adi yağlardan kullanmayın. Belki çamaşır suyuyla olsun, işte fren balata temizleyicisi olsun, bir sürü şeyle temizleyenler var. O zaman tabii ki silah zarar verir. Ama doğru yağ doğru yerde kullanırsanız kaç sene geçerse geçsin arkadaşlar, bakın hiçbir zarar vermiyor. Yakından da çekeyim de. Hiçbir yerine hiçbir zarar vermiyor. Zaten polimer tabancalarda dışı falan yağlanmaz. Sadece metal yerleri yağlanır. Ve ben deniz kenarında olduğum için biraz fazla yağlı bıraktım demir yerlerini. Ve o arkadaş bana illaki iddia etti kesinlikle zarar verir diye. Al buyur arkadaşım, hiçbir yerinde hiçbir zarar yok. Tabanca yeni gibi, göstereyim. Oldu arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Pompalı tüfekleri size arkadaşımızı tanıtmanı sarsılmaz M204'ü. İkisini yanımda olduğu için bir karşılaştırma yapalım dedim. Benim videolarımı beklediğiniz için arkadaşlar kusura bakmayın. Bayağıdır video çekemiyordum. Fakat önümüzdeki haftalarda atış videoları olsun. Pardon, önümüzdeki günlerde diyeyim daha doğrusu. Atış videoları olsun. Tanıtım videoları olsun. Hepsini bolca gelecek. Ve size teşekkür olarak bir sürü hediyem var da. Askı kayışından tutun. Silah kabzaları olsun. İşte kılıfları olsun. Bir sürü bir şeyler var. Size öbür evden göstereceğim. Beğenen olursa göndereceğim size arkadaşlar. Hiçbir para kuruş ödemenize gerek yok. Hepsini kendim üstleneceğim. Eğer çok kişi isteyen olursa, olmayan bir şey olursa onu artık ya çekilişle ya da bir başka bir şeyle hallederiz. Zaten benim o kadar takipçim yok. İnşallah herkesin hoşuna gittiği gibi bir şeyler verebilirim. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.